Twitter en sık kullanılan sosyal medya platformu. Bilgiye ulaşmak adına en fazla kullandığımız, en fazla üyesi olan belki de. Dolayısıyla bu değişiklikler herkesi bir yerden etkiliyor. Bu değişiklikler nereye kadar gidecek? Dünyada ortalamada bir düşüş var mı Twitter kullanıcıları arasında? Konuşalım, değerlendirelim. Akademisyen Ali Murat Kınık konuğumuz olacaklar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum size. Size de efendim, sağ olun. Şimdi önce şöyle bir bakalım. Twitter nasıl bir uygulama, nasıl bir sosyal medya platformu? Diğerlerinden farklı kılan Twitter'ı ne? Evet, Twitter bir kere metin tabanlı olması nedeniyle diğer platformlardan giderek ön plana çıkıyor. Çünkü yani görsellikten ziyade insanların işte dediğim gibi hashtagler oluşturarak Türkiye gündemini takip edebildikleri, dünya gündemini takip ettikleri aslında çok aktif bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. 2006 yılında kurulan bir mecra ve biliyorsunuz hani mavi bir kuş simgesiyle birlikte aslında bizim hayatımıza girmeye başladı ve yaklaşık 17 yıl girdi. Yani köklü bir mecra olduğunu. O kadar oldu. Evet, kesinlikle. Yani 17 koca yıl oldu. Dolayısıyla tüm dünya genelinde özellikle hem algı operasyonları hem manipülasyonlar zamanında da dijital aktivist hareketlerin de yine bir numaralı merkezi durumuna geldi. Niceliksel olarak çok fazla kullanıcı sayısı olmasa da niteliksel olarak ciddi manada dünya gündemini bir anda değiştirebilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla özellikle terör örgütlerinin de zaman zaman bu mecraları kullandıklarını görüyoruz. İşte PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütlerinin de yine özellikle seçimler öncesinde ciddi manada burayı bir operasyon merkezi olarak kullandığını görüyorduk. Zaman zaman yine sizlerle yaptığımız yayınlarda bu konulara da değindik. Evet. Yani Twitter aslında nevi şahsına münasır ve zaten Elon Musk'ın da 44 milyar dolar verebilecek, gözünü karartabilecek düzeyde etkili olan bir mecra olması sebebiyle giderek ön plana çıktı diyebiliriz. Sistemde etkili bir mecra. Evet, kesinlikle. Var olan sistemin aslında o dişlinin bir parçası. Çünkü dünya liderleri bile bir açıklama yaptıklarında artık ajansları kullanmıyorlar. Twitter'dan yapıyorlar. Hatta biz de ne yapıyoruz? İşte Twitter'dan yapılan açıklama diyoruz. İşte haberlere bakıyorsunuz. Twitter'dan yaptığı açıklama diyorsunuz mesela. Çünkü niye? Dijitali artık geleneksel etkiliyor. Burada da Twitter başat bir faktör. Zaten öyle olmasaydı 44 milyar doları verip bir anda bu mecrayı satın almaz Elon Musk. Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Şimdi siz zaten başarı sürecini anlatıyorsunuz ama bunun beraberinde gelen riskler var. İşte terör örgütlerinin ya da propaganda aracı olarak kullanılması. Şimdi Elon Musk'ın ilk birkaç adımda yaptığı değişiklikler neden mesela bu kadar başarılı ilerleyen bir sosyal medya platformunda mesela neden değişiklik yapmak istedi? Evet. Şimdi üst düzey yetkilileri görevden aldı. Evet. Yani mesela bu üst düzey yetkililerin bu tür suistimallere mesela açık kapı bıraktığını düşünüyordu. Kesinlikle. Öyle. Zaten hatırlarsanız hani Twitter zaten bu tarz olaylarla sürekli gündeme geliyordu. Bir önceki yönetimi de her zaman suçladığını görüyorduk. Hatırlarsanız böyle Twitter dosyaları şeklinde ifşa dosyalarını vermişti orada da hatırlayacak olursanız. Hatta Pentagon'un ciddi manada dünyayı yönetme ve manipüle etme amacıyla gerçekleştirdi. Yalnız Elon Musk'ın bu dosyaları da farklı gazeteciler aracılığıyla verdiğini ve böylece aslında dünya gündemini de bir anda değiştirdiğini görmüştük. Siz zaten az önce söylediniz. İlk olarak 7500 kişiyi işten çıkarttı. Yani ilk hamlesi bütün hisseleri satın aldıktan sonra ilk hamle 7500 kişiyi işten çıkarmak. Daha fazla verimi daha az personelle almak istedi. İşte CEO olarak ilk olarak kendini tam atadı. Tam bir patron mantığı. Kesinlikle yani. Aynen öyle. Yani şimdi biliyorsunuz bir işletmeyi aldığınızda aynen öyle. Az masraf çok iş. Çok performans elde etmek. Bunu gerçekleştirdi. Zaten burada da yaptık. Fakat daha sonraki süreçte şimdi biz biliyorsunuz hani topluma mal olmuş isimler, sanatçılar, siyasetçiler hep böyle mavi tik alırlardı ve bu aslında sahte dediğimiz fake hesaplardan çok rahat bir şekilde ayrı tutulabilirdi. Evet. Yani işte Merve Türkay mesela diyelim. A Haber sunucusu. Ne oluyor? Merve Türkay ile ilgili birçok hesap açılabilir. Ne olur? O zaman işte yaptığı bir açıklama bir kargaşa oluşturabilir, dezenformasyon oluşturabilir diye özellikle kimlik onaylamasıyla birlikte bu mavi tiki özellikle topluma mal olmuş etkileşim alan kişiler alabiliyordu. Şimdi ne oldu? Şimdi parayı veren düdüğü çalıyor mu? Bak aynen. Aynı yaşayacağız herhalde çünkü öyle oldu. Şimdi dolayısıyla Merve Hanım ne oldu? Merve Türkay ben de şu an bir hesap açabilirim. Sizin adınıza Blue abonesi olabilirim. İşte 2200 lirayı yılda verebilirim. Ve sizin adınıza oradan paylaşımlar yapabilirim. Ama kendisi ne demişti? Ben bu onay kargaşasını ortadan kaldırmak ve herkesin hesabını doğrulatma amacıyla bunu yapacağım demişti. Bir anda baktık pat 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 kaldırmaya başladı. Stephen King falan. Dolayısıyla kullanıcılar da tehlikeye girmeye başladı. Kesinlikle siz ne diyorsunuz? Yani böyle ünlü yazar Stephen King mesela ben buna girmeyeceğim dedi. LeBron James aynı şekilde mesela onun adına sahte hesaplar, ünlü basketbolcu adına sahte hesaplar açıldı.
açılmaya başlandı. Ve bir anda aslına bakarsanız onlarca hesap türemeye başladı. Hepsinin de yanında mavi tik. Bu sefer ne oldu? Bilgi kargaşası. Sizce ne yapmak istedi Elon Musk? Siz yakından takip ediyorsunuz. Evet, biz anlamıyoruz ya. Evet. Bununla ne yapmak istedi? Şimdi burada şunu aslında yapmak. Aslında yani, evet, bize söylediği değil. Evet, aslında şu. Bakın doğrulamayı ne yaptı artık? Burada sonuçta bir ücret alabiliyorsunuz. Ve burada şunu gerçekleştirdi. Dedi ki bir tweet kısıtlamasına da gitti aynı şekilde. Görüntüleme kısıtlamasına, evet, gitti hatırlarsanız. Evet. Orada ne yaptı? 10 bin tweet'i, hatta pazarlık peyderpey yaptı. Önce 6 binden başladı, sonra 8 binden başladı bir ay önce. Tam şimdi kalktı değil mi, öyle bir kısıtlama yok? Yok, şu an hala devam ediyor aslına bakarsanız. Aa, evet, aynen öyle. Yani öyle bir uyarıyla karşılaşmadım, evet, ben. Şu an demek ki hani o kadar bakmamış olabilirsiniz. Peyderpey yavaş yavaş hesaplardan kalkmaya başladı efendim. Muhtemelen sizinkinden kalkmıştı. Aynen, peyderpey şu an kalkmaya başladı. Çünkü X'e geçecek, birazdan zaten değineceğimiz bir konu. Orada şunu söyleyebiliriz. Neden bunu gerçekleştirdi? Çünkü özellikle Fransa'da ciddi manada toplumsal olaylar ve ayaklanmalar gerçekten. Tam da o gece oldu değil mi? Evet, aynen öyle. Bir baktık bir gün sonra işte dedi ki biz dedi işte yapay zeka veri analizlerine bizim verilerimizi, Twitter'daki verileri kullanıyorlar, çekiyorlar. Biz bunun önüne geçmek için bunu gerçekleştirdik dedi. Ama bundan Mayıs ayında da Elon Musk'la Macron'un bir görüşmesi olmuştu, Fransa Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Elon Musk tüccardır. Elon Musk'ın SpaceX'i var, Tesla'sı var, Starlink'i var. Şimdi de X'i kuruyor. Ama X öyle Twitter gibi olmayacak Merve Hanım. Çok neden? Da... Çünkü burada... Ama şirketin adı zaten X değil mi? X. Evet, şirketin, evet, adını şu an X'e çevirdi. Hatta az önce VTR'de de gördük. Orada da mesela bir ceza aldı. Çünkü bu isim değişikliğine gitti. Yani 40 yılın demeyelim de 17 yıllık Twitter tabelasını söktü ve bunun yerine X aldı. Hatta üst düzey CEO bir açıklama yaptı bundan 3-4 gün önce. Bir de hani bu Threads'le bir rekabet ortaya çıktı ya. Evet. Bu biliyorsun. Ama Threads çok arkasında şu an değil mi? Evet, yani çok arkasında. Gerilemedi. Ama işte bir heyecanla insanlar bu görüntüleme sınırının olduğu dönemde Merve Hanım illaki biz girelim, illaki burada işte yer alalım dediler. Bir de Instagram'la doğru bağlandığı için, evet, oradan giriş oldu. Ama orada da Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR devreye girdi. Avrupa ülkelerinde şu an Threads kullanımı söz konusu değil efendim. Onun da altını çizmemiz lazım. Çünkü siz Twitter verileri, yani Instagram verilerini otomatik olarak bağlayabiliyorsunuz. Sizin telefonunuz oraya aktarılmış oluyor, kimlik bilgileriniz oraya aktarılmış oluyor. Avrupa çok katı bu noktada, evet, genel veri koruma yönetmeliği açısından baktığımızda. E şimdi Elon Musk da ciddi bir değişim yapıyor. Bundan bir ay önce Merve Hanım şunu söyledi. Yapay zeka eğer 6 aylık bir ötelemeye girilmezse 2025 yılında insanları ciddi bir tehdit edecek ve insanların sonunu getirecek dedi. Şimdi biliyorsun ChatGPT çok popüler bir hale gelmeye başladı. Yani insanlar soruyor ediyor. İlk kurucularından biridir. ChatGPT yapay zeka sohbet robotu, sorduğunuz, evet, sorulara, evet, cevap, evet, veren, evet, senaryo hazırlayabileceğiniz, hikaye oluşturabileceğiniz bir yapıya sahip ve şu an ona rakip olabilecek TruthGPT, yani siz yazınca yazdığınız metinle ilgili sorular çıkartabilecek bir sistem geliştiriyor ve bunu da X'in altında sokacak. Neden X peki? Neden X yaptı? Onu şunu söyleyelim. Şimdi efendim, yani bir takım komple teorileri var mesela. Var. Çıkışıyla ilgili, heh, işte sözde Mesih X onunla ifade ediliyor i̇şte gibi, o, gibi gibi bir, evet, şeyler aynen, var. Doğru mu onlar? Mesih'in çıkışıyla X'i entegre etti. O da aslında dijital dünyanın, Linda Yaccarino bu Twitter'ın CEO'su, Musk'tan sonra kendi atadığı, hı-hı, bir hanımefendi. Hı-hı. O şöyle bir açıklama yaptı. Dijital dünyanın merkezi durumuna gelecek X dedi. Ne yapacak? Ücretli ödeme sistemlerini geliştirecek. Mesela siz X platformu üzerinden ücretli ödeme yapacaksınız. Ne yapacaksınız? İşte hem kripto paralar hem real paralar üzerinden banka işlemleri gerçekleştireceksiniz. Alım satım işlemleri gerçekleştireceksiniz. Allah Allah. Tabii Twitter'ı şöyle bir adım ileriye aldı. YouTube biliyorsunuz, YouTube mecrası da çok kullandığımız. İşte YouTuber'lar var, içerik paylaşıyorlar, paylaştıkça reklamlar veriyor, gelir elde ediyorlar. Şimdi YouTube'un da belli özelliklerini buraya katıyor. Tweet demek artık zaten Twitter'dan tweet geliyordu. İşte cıvıldamaktan geliyor aslında tweet dediğimiz kelime. Hı hı. Şimdi o da gitti. Instagram'da kullandığımız post ve repost dediğimiz kavramları buraya dahil ediyor. Hani ama yazılı metin olmayacak mı? Sadece post mu olacak? Şöyle, yazılı metin olacak, aynen devam edecek. Hı hı. Ama burada post dediğimiz ibare, yani artık çünkü Twitter, yani Twitter dediğimiz kavram tweet, yani cıvıldamak, kuşun cıvıldaması. Tweet'ten geldi. Evet, aynen öyle. Orada artık, anladım, o kavram kullanılmayacak çünkü zaten X oldu. Logolar değişmeye başladı zaten birçok telefonda Merve Hanım. Güncelleme ile ilişkili onlar? Update ediliyor. Update edildikçe, yani farklı işletim sistemlerinde, hı hı, peyderpey orada da bir şey yapılıyor. Ama bu verify işlemi gerçekten insanlar başta tepki çektirir ama şu an Merve Hanım birçok kişinin ücretini vererek verify işlemini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Yani mavi tiki alabilmek için. Evet, çok yani görüyoruz mesela kullanıcı sayısı çok az hesapların mavi tiki. Mesela ne gibi avantaj sağlıyor mavi tiki almasını insanlara? Daha
uzun video paylaşımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Heh. Tabii. Bunun dışında for you dediğimiz, yani senin için dediğimiz bir özellik var. Oraya da düşebiliyorsunuz. Mesela sizin paylaşımlarınız, etkileşimleriz başkaları tarafından görülüyor. Etkileşim takipçi artırıyor. Alabiliyorsunuz. Tabii aynen öyle yani. Hani mesela siz de Twitter kullanıcısınız mesela yani. Hani o yüzden etkileşimi arttırmış. Ben asosyal bir sosyal medya kullanıcısıyım. Yani, ben hiç görmedim yani. Olarak, evet. Twitter'da varsınız hani, ama Instagram'da falan hiç görmedim Merve Hanım. Kullanmıyorum yani. Instagram'ı. Evet, hiç olmadı Instagram'ı. Kendi direnciniz mi yoksa hani ben hani... Kendi direncim. Evet, hiç olmadı. Hani, ama kişisel tercih. Ama haberci olduğunuz için Twitter'dan mecburen bir gündemi elbette, takip etmek elbette, açısından elbette, onu gerçekleştiriyorsunuz. Instagram'dan da takip ediyorum ama öyle kullandığım bir hesabım yok. Paylaşımlar evet. yaptığım hesabım yok. Şimdi kripto para ödemelerinden bahsettik. Evet. Twitter 2.0 ne? Evet, ikinci nesil Twitter. Ha, ikinci nesil Twitter. Yani dedi ki o ilk yaptığı açıklamada, artık yeni bir Twitter akımı başlatıyoruz. İkinci nesil Twitter. İlki bitti. Hatta Jack Dorsey kurucusu, Jack Dorsey ne yaptı biliyor musunuz? Ben dedi keşke bu kadar popüler hale getirmeseydim dedi Merve Hanım. Jack Dorsey bunu söyledi, Twitter'ın kurucusu. Ve daha sonra Blue Sky dediğimiz bir mecrayı geliştirdi. Fakat Blue Sky bu Twitter'ın tweet görüntüleme durumunda ciddi manada etkileşim alınca, insanlar, kullanıcılar bir anda böyle buraya girelim deyince çöktü. Dolayısıyla Twitter gibi bir altyapıya sahip olmadığı için onun planları da aslında hani Twitter'ı bertaraf ederim diye suya düştü. Merve Hanım şunu unutmayın, insanların alışmışlıkları vardır. Yeni bir mecra geliştirmek kolaydır. Kolaydır ama onu popüler hale getirmek, insanları alıştırmak zordur. Elon Musk, bütün dünyanın teknolojisi neredeyse elinin altında. Twitter'ı almak yerine Musk mesela platformu gibi bir kullanabilirdi. Evet. Ya da işte dediğim gibi kendi köpeğinin ismini yapabilirdi mesela, koyabilirdi. Her şey onun elinin altında. Bir dönem köpeğinin logosunu bile Twitter'a koydu yani. Evet. Adam oyuncağı gibi oynuyor, istediği gibi. Onu koyuyor, onu çıkartıyor, o ne ediyor. Yani dolayısıyla hani böyle bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla efendim şirketin ismini X yapması, ondan sonra Blue Verified'ın tekrardan dediğim gibi onaylanacak olması. Yine altın rozet ne demek? Altın rozetler şöyle olacak. Merve Hanım siz bir yayıncısınız. Hı hı. Siz bir yayıncı olduğunuz için mesela canlı yayın açacaksınız. Mesela TikTok gibi mecralarda, YouTube gibi mecralarda, Instagram gibi mecralarda yapılıyor. Evet. Şimdi hep yani Meta şirketi mi hep başka mecraların özelliklerini alacak? Bu sefer de Elon Musk kendisi o rozet dediğimiz özelliği kendi tek başına size bırakmam diyor. Evet. Zaten yine Linda CEO'su şunu söyledi. Biz dedi dijital içerik üreticilerini de destekleyeceğiz kripto paralar üzerine. Hemen köşede bir kripto para logosu çıkıyor. Ona bastığınızda destek verdiğiniz yayıncıya para gönderebiliyorsunuz. O da içerik üretiyor. Yani bir TikTok nevi, gibi galiba TikTok'ta da öyle TikTok'ta da var. Canlı var yayın mi? Açıyorsunuz. Mesela TikTok'ta da eşyalar gönderiyorsunuz. İşte araba gönderiyorsunuz, dondurma gönderiyorsunuz, oyuncak ayı gönderiyorsunuz, işte ne bileyim, onların kupa gönderiyorsunuz. Onların hepsi ama para demek. Evet, hepsi para demek. Anlayacağımız şekilde böyle. Evet, çok aynen öyle. Çok hakim olmayan. Evet, aynen. Yani bir nevi aslında onun para karşılığı. O eşyaların hepsini. Hani şöyle düşünün. Biz mesela bir dükkana gideriz ya. Mesela ben dükkana gittim. İşte hediye alacağız birine. Onun bir para olarak karşılığı vardır mesela işte. Hı hı. İşte tabak, çanak vesaire. Onları da gönderebiliyorsunuz bu arada işte. Hamburger gönderebiliyorsunuz, kola gönderebiliyorsunuz, sandviç gönderebiliyorsunuz. Böylece ne oluyor? O yayıncıyı desteklemiş oluyorsun. Yani bir nevi aslında bağımsız yayıncıların medya içerik üreticisi olmalarını sağlamış olacak Twitter. Anladım. Onu söyleyelim. Yani baktık mesela bu çok önemli. Yani Twitter üzerinden artık para kazanılabilecek dedikleri bu sistem. Evet, aynen anladım. Öyle. Bu olacak. İçerik anladım. Üreticisi haline geleceksiniz. Ve Twitter değerlerinde ciddi düşüş var. Reklamcılar artık Twitter'a özellikle bu son tweet görüntüleme ve Blue aboneliğinden sonra ciddi manada para vermek istemiyorlardı. Hmm. Dolayısıyla reklamcılara yeni bir strateji sunmanız gerekirdi. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi. YouTube Google reklamlarını sunuyor. Aslına bakarsanız orada içerikler üretilirken bir bakıyorsunuz bir anda çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada da yeni bir strateji gitmesi gerekiyordu. Elon Musk bunu gerçekleştirdi. Yani dolayısıyla artık bundan sonra reklamlar da önüne çıkabilecek. Dolayısıyla içerik üreticileri buradan da gelir elde etmiş olacak. Bu da aslında son dönemlerde önemli bir hamle olarak karşımıza çıkıyor efendim. Kesinlikle. Ve yükselen değer. Yani o sizin söylediğiniz gibi Instagram'la bağlantılı olan yeni platform yani... Daha doğmadan yok oldu gibi bir şey oldu. Kesinlikle. Yani çok ciddi bir üstünlüğü var piyasada. Aynen ama... Ve onu artıracak ve oradan da bunu da para kazanacağı bir platforma çevirmekte kararlı Elon Musk, anladığımız kadar. Özet sanırım bu. Aynen öyle. Merve Hanım bakın biz bir günde hemen karar veriyoruz. Hani ilk heyecanla işte Threads çıktı artık bundan sonra bitti vesaire diyorduk. Threads'te Türkiye gündemi yok, dünya gündemi yok. Bugün olayları ne yapıyoruz? Hep buralardan takip ediyoruz. O yüzden bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye açısından da baktığımızda
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da çok ilişkileri gayet iyidir Elon Musk'ın. Evet. Elon Musk tüccar bir insan. Devletleri hiçbir zaman karşısına almak istemedi, istemeyecektir de. Çünkü her devletle Starlink uyduları aracılığıyla, SpaceX aracılığıyla, Tesla aracılığıyla bir diyaloğu var. Dolayısıyla ne yaptı? İlk hamlelerinden biri yine Trump'ın hesabını tekrardan geri açmak oldu. Ve evet, bir sonraki seçimde göreceksiniz Trump'ın yine aday olacağı, cezasını kaldırdı, hesapları askıya almış. O zaman da A Haber'de biz bunların hepsini konuşmuştuk. Evet. Bir anda devlet liderini sen hesabını kapatabiliyorsun, indirebiliyorsun. Müthiş bir... Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Bu süreçte, seçim sürecinde yeniden aday olursa Donald Trump bakalım nasıl bir çizgi ilerletecek. Kesinlikle efendim. O yüzden. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum efendim, davet Murat ettiğiniz Kınık için. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. Çok da konuşacağı benziyor. İnşallah herhalde efendim. Bu konuları. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Sizi böyle alalım. Sağ olun efendim. Bekleteceğim ama buyurun.